Seni akıllı zannederdim Sude. Saçma sapan davranıyorsun. En çok sen üzüleceksin. Bence sen o üzülecek diye korkuyorsun. Hala o kadını düşünüyorsun. O bu eve gelecek, sürekli gözünün önünde olacak. Asıl katlanamadığın şey bu değil mi? Yoksa gerçekten bunu mu istiyorsun? O artık Ali'nin karısı. Bu gerçeği değiştiremeyiz Sude. Ama sen değiştirmek isterdin değil mi? Bu gerçeği ikimizin de kabul etmesi lazım Sude. Bundan sonra nasıl davranacağımız önemli. Benim ne istediğimin bir önemi yok. Ama benim için var. Var çünkü ben sana aşığım. O kadını sevmene, o kadın için bana yalvarmana katlanamıyorum. Sana yalvarmıyorum Sude. Hadi git. Hadi git söyle o zaman. O kadın kocamın sevgilisiydi de hadi. Ameliyattan yeni çıkmış babanın yüreğine insin. Ben şirketten ayrılayım, senden de boşanayım, defolup gideyim. Hadi. Olur mu? Melek'le Ali de ayrılsın. Olur mu? Sen de bunu istiyorsun. Hayır! Bulut, ben o kadına nasıl baktığını görüyorum. Sude. Artık lütfen bu kıskançlık krizlerini bir kenara bırak. Ortada bir gerçek var. Melek Ali'nin karısı. Karısı. Ben de senin kocanım. Kocam mısın? Peki. Madem öyle senin istediğin gibi olsun susacağım. Susacağım. Ama bir şartım var. Melek kusura bakma ya. Çaresiz kaldım. Sonra da gittin ikimiz adına sözler verdin yani öyle mi Ali? Ne güzel. Başka ne kararlar aldın benim hayatımla ilgili? Ha? Ya Melek mecbur kaldım diyorum ya. Ali bu kadar basit bir şey mi bu? Hayatım nerede yaşayacağıma dair kararlar veriyorsun, benim haberim bile yok. Ya ne yapsaydım Melek? Köşke gelmezsen ameliyat olmam dedi. Ya ben de mecburen kabul ettim. E sana da söyleyemedim. Onları sevmediğini gördüm çünkü. İyice arada kaldım yani senin anlayacağın. Melek. Tamam. Özür dilerim. Evli bir çift olduğumuzu hatırlamak istiyorum. Artık yine eskisi gibi el ele yürümek istiyorum. Madem bana sus diyorsun, madem kocanım diyorsun, o zaman bırak da evliliğimin tadını çıkarayım ha? Peki. Bundan sonra sen nasıl istiyorsan öyle. O zaman. Böyle değil. Daha içten öp.